Sandık almak, turnuvalara katılmak ve sandık açmayı hızlandırmak için kullanılabilir. İlk defa böyle bir uyarı geldi ha. Ben oyunu 7 yıldır oynuyorum. Daha önce hiç böyle bir uyarı gelmemişti. Neyse arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz tekrardan. İtalyan bir rakiple karşı karşıyayız. Köşeye fıçımızı attık. Her an kasırga olabilir ihtimaliyle. 14 seviye kulesi var. Kral kulesi ama kendisinin 12 seviye dev goblini var. Arkadan mini P.E.K.K.A gelir mi? Gelmedi. Şöyle bir dart kombin atalım. Uzaklara attım şundan. Hani yıldırım falan atar diye. Güzel. Tamam. Benim normalde atak yönüm bu taraf. Havai fişekçinin buraya gitmesi biraz kötü oldu. Ana kulesini de açtı. Açamadı. Açamadı. Güzel. Şöyle mini P.E.K.K.A'yı şuraya kadar çekeceğim arkadaşlar. Şöyle bir tane paket yerinde gider. Özelliği basabildim mi? Basamadı. Tamam. Dışarıda düğün mü var ya? Kış kış. Yoksa seçim arabası mı bu saatte? Kafamda deli sorular. Okları kullanmayacağım. Kullansaydık keşke. Bunu bir savunmaya dur. Hiçbir şey yapmayalım şu an. Bekleyelim. Elinde mini pekkası var. Paketimizi yine yollayalım. Eğer özelliği basmazsa paket onu alıyor zaten. Tamam, bastı. Bir şey atmaya gerek yok. Savunma. Bundan sonra gelen havan evrimli olacak ve biz 2x'e gireceğiz şimdi. Ve muhtemelen kuleyi alacağız. Ya bunu atıyorum köşeye de bu adam da yani bir herhangi büyü de görmedik açıkçası. Evet, fişekçiyi bıraktık. Bunu bıraktık. Buraya net bir şekilde paket lazım. Hatta biraz şöyle kendimizi garantiye alalım. Havanın son vuruşunu gördünüz. Şimdi evrimli havanı bırakıyoruz oraya. Okları varmış. Kullandığı anda hemen fıçıyı bırakıyoruz. Mini P.E.K.K.A orada korunaklı bir şekilde ilerliyor. Ve kule bizim. Tam dediğim gibi oldu. Oraya savunalım. 30 saniyede 30 saniyedir. Ne olacağı belli olmaz. Sağdan gelebilir. Tamam, gelmedi. Şöyle 3 tacı almaya çalışalım. Adam saldı. Yok, salmamış. Niye böyle bir şey yaptı ki? Ya öyle son dakika attı herhalde. Zagazu. Hadi bakalım. Bir ara şey vardı eskiden. Zabumafu diye bir belgesel diyeyim. Program vardı. Vallahi çok severdim açıkçası. Aklım onu getirdi. İkinciyi vurma. Tamam. Birinci şey P.E.K.K.A'yı vermedi elimize. Biraz şans orası. Burada bir şey atmayacağım. Bizim havai fişekçi iş yapabilir. Oraya bir şey atmazsa. Yani fena değil. Bunu kullanacağım. Dart Goblin'i bedavadan vermem. Onu kullandığı için direkt şöyle köşeye doğru bir şey attık. Kasırgayla çekemez oradan. Çünkü barbar da var. Normalde biliyorsunuz bir tık daha köşeye atıyorum. Hemen şuradan bir çöpçülük yapalım. Devam edelim çöpçülüğe. Vur bir tane. Tamam. Güzel. Yani şunu yapacağım arkadaşlar. P.E.K.K.A'yı çıkarmaktan ziyade atağa geçmek istedim. Çok güzel. Çok güzel. Hava fişekçimiz yaşıyor. Tomruğunu kullandı. Biraz sakin oynayalım. Biraz sakin oynayalım. Buraya nasıl bu kadar hasar verdi onu anlamadım. Yani biniciyle 4 kere falan vurdu galiba değil mi? O yüzden böyle oldu. Artık elimizde mini pekkamız var. Şimdi kasırgası varsa da bunu yolluyorum arkadaşlar. Zaten birazdan... Ay, yanlış yeri koydum. Neyse, birazdan zaten ana kulesi açacak bir şekilde. Yokmuş. Şimdi şunu yaptık. Binici kesin atacak oraya. Full yani direkt havanı spamlıyorum. Çünkü rakibin elinde şey yok. İksiri yok. O da yani iksirini biriktirmeden atak yapıyor. Hadi havai fişekçim.
Tamam. Yani Havan'la bir işbirliği yaptılar orada. Bu arada biz bayağı kulemiz canı gitti yani. Şöyle yapalım. Dur bir saniye. Binici, Pekka. Mükemmel. Evrimimiz geldi, bir tık öne kaydedelim. Hemen fıçı. Çok güzel bir barbarvarıydı. Tamam. Şu an savunacağız arkadaşlar. Savunmamız tam olsun. Yapmışken. Testi yanlış kullandı. Biz de bu arada havanı yanlış kullanmışız yani, yeni fark ettim. Tamam, harikulade. Tamam, ilk maçı kazandık. Pardon, ikinci maçı kazandık yani, ilk maçı. Bu destek öyle bir garip destek ki, böyle çok hızlı geçiyor gibi geliyor maçlar bana böyle. Ya maçları çabuk yeniyoruz ya da destek o kadar eğlenceli ki maçlar hızlı gibi geçiyor. Ben anlamadım, bir şey var yani bu destekte. Ve değişiktir ki bu desteği bayağıdır değiştirmedim. Hani şimdiye kadar ikinci ya da üçüncü değişim olması lazım. Ondan sonra daha hiç değiştirmedim. Biliyorsunuz normalde bir deste yaptığım zaman neredeyse her video değiştiriyordum onu. Sürekli deniyordum yani farklı farklı. Onu şöyle şuraya kadar çekelim. Şunu bir yapmak istiyorum. Koç başı var mı? Güzel. Çok iyi. Güzel. Kasırgası olacağını zannetmiyorum da varsa da sıkıntı yok. Çöpçülüğü seviyoruz arkadaşlar. Güzel bir paket gelecek. Onu şuralara attı. Bir tanesini sıyırdık ya. Bak, Pekka vursaydı çıldırırdım. Evrimli havai fişekçi geliyor. Şimdi bunu evrim yapmadan tam bir atak yapmak istemiyorum açıkçası. At o şuraya havanını, fırınını. Tamam. Pekka'yı koyduğu için atak yapıyorum tekrardan. Adam şey yapmadı, savunmadı. Şöyle bir evrimimizi bıraktık. O bir saniye. Paket lazım bize, acilen bir paket lazım. Paket yoksa bunu atarız. Yani Pekka'nın hayatta kalması lazım, mini Pekka'nın. Geri dön Pekka. Tamam, sıkıntı yok. Ok mu attı oraya az önce? Şunu atalım. Şunu atalım. Çok iyi kuleyi gördü bu arada. Dur bakayım. Ah be, öldü tabii, şey attı. Ok attığı için öldü. Vur. Çok iyi, tamam. Şöyle yapalım. Ya inanılmaz ya. Neyse, ana kulemizi açtı. Tamam, bunu da kazandık. Yok, maçlar hızlı geçiyor bence ya. Daha direkt ilk kuleyi alıp maçı kazanıyoruz yani. Hiç uzatmaya falan kalmıyor. Bence ondan. Ve ne hikmetse yani peş peşe son 4-5 videodur namalip bir şekilde gidiyoruz. Yani arada birkaç kere kaybettik. Çoğu video aralıksız kazandık bu desteğiyle. Bilmiyorum. Yani nihaya gider mi? Bilmiyorum. Zannetmiyorum. O kadar benim bir rekorum yok zaten bu oyunda. Ama tabii deneyeceğim yani. Çıkabilirse çıkar, çıkmazsa yapacak bir şey yok yani. Şöyle yapalım. Tamam. Şöyle zamanla bir paket.
Yapıştıracağım oku ya. Şu an anokulü açamayız zaten. Dışarıda birileri drift çekiyor şu an. Bir saniye. Gel böyle. Tamam. Yarasalar niye hayatta kaldı ki? Şimdi oklarımızı ve paketimizi doğru kullanmamız lazım öncelikle. Vur bir tane. Tüh. Düşer mi? Son saniyede düştü. Bu arada Tomur'unu kullandığı için direkt yolluyorum arkadaşlar. Şunu da yollayalım. Yollamışken tam olsun. Hadi hava fişekçiye vur bir tane havan. O daha iyi. Tamam. Şöyle bir... Yo bir dakika, o ölecek zaten. Gerek yok. Zaten Pekka bize Mega Şövalye için lazım. Tamam. Sıkıntı yok. Hadi arkasından duvar akıcıları oluyor da okları yollayayım. Bir tık fake atıyorum. Bunu yemesi çok olası. Çünkü biraz hızlı bir atak yaptık. Yo, yedi. Yemedi. Ya gerçi bu liglerde, yani bu yükseklere çıktığımız zaman artık yemesi daha da zorlaşacak. Şöyle son dakika bir ok atalım. İki tane evrimimiz geldi. Bizim zamanımız şu an başladı. Tamam, bu saatten sonra... dur şunu da alalım. Bu saatten sonra olay bizde. Şunu bırakalım. Peşinden alev topu geliyor mu oraya? Gelmedi, güzel. Çok güzel. Bir fake daha atıyoruz arkadaşlar. Hava fişekçimiz çok çalışacak. Güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Oraya paketi yollayacağım. Arkadan her şey gelebilir. Harikulade. Şöyle bir barbar var ile. Öne doğru bir fıçı. Çok iyi. Çok iyi. Çok çok iyi. Şöyle gel. Yani duvar kızar biraz can sıktı ama önemli değil. Şöyle garip bir fake. Onun önüne mega atar mı? Atmadı. Yapma be. Şunu yolluyorum arkadaşlar. Kurulur mu? Yok, kurulmadı. Kurulmadı maalesef ama önemli değil. Şöyle yapalım. Barbar var lazım oraya sadece. Dur. Bu biraz sıkıntı oldu. Mini Pekka beklemiyordum ama aldık maçı. Tamam. Havanın odaklandığını görmedim bile. Yani o kadar odaklanmışım ki Mini Pekka'ya. Yine kazandık. Yalnız bizim yolumuz daha çok uzunmuş ya. Ben bugün çıkarız zannetmiştim. Şampiyon ligine. Daha çok varmış. Saat... Burada bildirim var mı? Saat 15 dakika. Tamam, 15 dakikada çıkabilirsem çıkarım, çıkamazsam. 8'den sonra ben yokum. Şöyle bir çöplük yapalım. Hoşuma gidiyor. Abartalım hatta. Daha da abartayım mı? Ah be, bir tık daha geri çeksen keşke. Mini Pekka vurmasın bak. Heh. Şimdi değdi mi? 900 hasar vurduk. Yani. Şöyle güzel bir ok. Fena değil. Bir tanesi vurdu. Hemen şöyle yapalım. Havan yetişmiyor. Tamam. Biz daha öndeyiz. Şu an daha fazla bir şey atmayacağım. Yeterince fevri oynadık. Daha fazla riske atmaya gerek yok. Dart vuracak zaten 2-3 tane. 3 tane vurdu. Güzel. Pekka. Oo, yıldırım varmış. Hava eşekçi vurdu. Havan da vuracak. Havan da vuracak. Tüh. Havan tam vuramadı. Bu arada artık Havan'la beraber hava eşekçinin... Güzel. Atıyoruz bunu. Kasırga var ya da yok, önemli değil. Gerçi oraya yarasa bırakabilir de. Yok, prefire atmayacağım. Yarasa atabilir. Ha, ok attı. Güzel.
Oklarını çıkardı elinden. Artık şöyle bir sağlam bir hatamızı yapalım. Aa, evrimli gelmiyormuş Havan. Yanlış hesapladık. Neyse olsun. Sıkıntı yok. Tersten bir Dart Goblin. Bunu buraya atmak zorundayız. Onlar çok tehlikeli. Şöyle yapalım. Dart'la alacağız orayı arkadaşlar. Dart'a Valkür atacağı için Arkeon'u yolladım. Tamam. Fark etmez, her türlü 4 iksir harcadı. Yani olur. Aa dur. Sıkıntı yok. Kralet Dev'i atacak buraya tabii ki de. Başka bir seçeneği kalmadı. O yüzden Havan'la beraber Mini Pekke kullanacağım bu sefer. Olur. Oklarını kullanmış mıydı? Oklarını kullandım, hatırlayamadım. Tabii Yıldırım gerçeği de vardı. Çok iyi. Çok iyi. Yıldırım'ı çevirmeye çalışacaktır. Ya o çeviriyor dursun. Yıldırım'ı çevirebildin mi? Tamam. İksir yetmedi. Bence çevirdi. Dolmasını bekliyordu. Adamın ligi zaten Yıldırım'mış arkadaşlar. Bizim ligimiz de Yıldırım şu anda. Ha, burada saat gözüküyormuş ya. Ödülleri almayacağım. Yani alayım hızlıca da. Hadi bir efsanevi gelirse diye alacağım sadece. Gelmedi. Hemen hızlıca geçiyorum. Gelmedi. Tamam. Devam. Devam. 10 dakika sonra çıkıyorum. 10 dakika bile değil. 7-8 dakika sonra çıkarım. Kapatırız. Ne kadar kasarsak. Şöyle bir şununla başlayalım. Okumuz var zaten. Bir şey atarsa. Bunu yollayacağım. Çöpçüyüm. Yani tam istediğimi yapamadım ama. Yok, bu sefer istediğimiz olmadı. Ana kule maçın başını açtık bir de. Ama şöyle bir güzellik oluyor böyle olunca. Artık bir strese girmiyorum köşe atmak için. Tamam. Ne vardı bu arada rakibimizde? Dur. Aa, bir saniye. Yani Dart Goblin çok olmadı burada da. Başka atacak bir şey yoktu. Olur. Tomru kullanması güzel oldu en azından. Şunu yapalım. Sonra köşeye atacağız. Bunda çok büyük ihtimal kasırga var. Çünkü cellat almış eline. Bunu yollayalım. Oraya çeteyi bırakacak. Vur şeycim. Tamam. Yani biraz tam olmadı ama olsun. Tamam, fena değil. En azından 600 hasar verdik rakibimize. Bu arada bunu kullanacağız. Bundan sonra gelenler Havan'la havai fişekçi. Tamam. Onu çok hızlı bırakmak zorunda kaldım. Ama doğru bırakmışız. Tamam. Doğru bırakmışız. Bu arada bakın, bu destede barbar var ile ve şey özellikle seçilmiş kartlar arkadaşlar. Barbar var ile beraber kargo neydi? Kraliyet paketi. Çünkü ikisi aynı zamanda benim kara desteğimi karşılıyor ikisi de. Hem büyü desteğimi karşılıyor hem de ikisi de bir karaya dönüşüyor, kara kartına. Mesela birinden barbar çıkıyor, diğerinden muhafız çıkıyor. Evrim harcamak istemiyorum, o yüzden Pekka'yı anında bırakıyorum. Yıldırım, of Yıldırım kötü oldu. Yıldırım hakikaten kötü oldu ama. Ama güzel gidiyoruz. Bir saniye. Şu biraz fevri oldu. Kasırgası var mı? Yok. Bu adama kasırga yok. Olsa çoktan kullanırdı. Olsa çoktan kullanırdı. İksirim dolmasın diye bıraktım onu. Paket. Bir tık fake atalım artık. Havai fişekçimiz de geliyor. Çete mi atarsın? Aynen, çete attı. Ya işte fake atsak da adam bir kere ana kuleyi açtı ya. Çok bir fayda etmiyor. Binici bekliyoruz. Paket. Tomrunu kullandı. Çeteyi kullan. Aa, düş. Tamam. Dur, havai fişekçiyi hayatta tutalım madem öyle. Yıldırımı var. Uzağa atabildik mi ya? Tam uzağa atamadık sanki. Cık. Ya bak, Dark Goblin olmadı. Adam oraya tam yıldırım atacak şu anda. Tomru kullandı, bir saniye. Düş.
Şu muhafız biraz ilerlesin. Tamam. Oku direkt yolluyorum arkadaşlar. Vur. Tamam. Yes. Güzel. Güzel maçtı. Hakikaten güzeldi. Bu arada biz neredeyse hiç hasar almamışız ya. 3700'e kadar indirmiş maksimum. Pek de fazla indirememiş. Deste durmaksızın devam ediyor. 8 dakika kaldı. Bir maç daha girilir. Bir maç daha girilir ve bir maç girersek sanırım bir ödül alacağız. Hadi bunu kazalım be. Kazanalım. Bak normalde videonun sonunda kaybetmek isterim. Bu sefer kazanmak istiyorum. Hadi bakalım. Ya kaybetmek istemem de. Hani çok kazandık. Hadi bir tane kaybedelim kafasıyla giriyorum yani. Kaybetsek de bir şey olmaz kafasıyla giriyorum. Köşeye attık. O da onu yolladı. Tamam bu maçta çöpçülük yapmayacağım bu arada. Riski atamayız. O yüzden biraz odaklanacağım. Hadi havai fişek. Ne kadar ağırsın ya. Tamam. Burada havan hata yapabilirdik ama neyse dur. Biraz panik yaptım yine. Savunmaya yatalım. Hiç önemli değil. Biz sağlam bir şekilde iki tane evrimle beraber gideriz. Evet. Bu rakip biraz sıkıntı bu arada. Yani klasik dogbait tarzı bir şey oynuyor. İşimiz zor arkadaşlar. Ya paketi boşa kullandık iyi mi? Anokuli açacaktır. Yani. Kaçınılmaz bir şey. Bir dakika adam bizi döngüye. Adam bizi döngüye aldı arkadaşlar. Onu bizim bir şey yapmamız lazım. Güzel. Bir tane de prensese vur. Tamam. Şimdi adamda felaket kulesi var. Ben evrimle havanı bıraktığım andan itibaren kendisi şey yapacak. Ne derler ona? Felaket kulesini koyacak. Buna roket atar mı? Atabilir. O yüzden şöyle şuradan yollayalım. Roketi tam atamasın. Şimdi geleceğiz yavaştan. Merak etmeyin. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Oku atmasak da olurdu ama bir orada bir panikledim birazcık. Evet, birçok şey bekliyorum. Roket geldi ya. Roket çok roketi beklemiyordum bu arada. Genelde bu DS'leri oynayanlar felaket kulesiyle oynuyor ama. Neyse dur. Daha hiçbir şey bitmiş değil. Çete. Çöpçülük yapacağım. Yapacak bir şey yok. Aa yapma. Varil'in gelmesi lazım elime de gelmedi. Çok güzel. Tamam sıkıntı yok. Evrim geldi elimize bu arada. Roket mi geliyor? Fake yemedi helal olsun. Aa çok güzel oldu bu arada. Yanlışlıkla yaptım ama güzel oldu. O zaman böyle bir ilerleyelim rakibe karşı. Koy testayı. Çete. Güzel. Aa ama yani neyse. Onu kullandıysan direkt böyle geliyorum. 25 saniye olduğu için kullandı bu arada.
Ya fake atmasaydı keşke. Kazandık. Yes. Oh, bayağı zor maçtı bu arada ya. Çok uzun sürdü. Ama kazandık. Hakikaten iyi oyundu bu arada. Güzeldi. Vallahi heyecanlıydı. Şimdi son dakika ben bayağı nefesimi tuttum yani oynarken. 12 bin altın aldık bu maçın şerefine. Ve saat 8 oldu neredeyse. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Seviyorsunuz. Bay bay.